يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة السيد المرسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, asil Müslümanlar. Geçen dersimizde yeryüzünde iç içe beraber yaşayan eşya ile insan, eşya ve bir de insan üzerinde durmaya çalıştık ve bunlarla alakalı İslam'ın görüşünü arz etmeyi planlamıştık. Bugün bu mevzuyu biraz daha açıklamaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi eşya insanın dışındaki insanın dışında mevcut olan, mahluk olan şeyler. İnsan da bütün bu eşyanın, bütün bu maddelerin, mahlukatın gayesi, maksadı, hedefi halinde. Kur'an-ı Mübin bunu şöyle perçinliyor bu mevzuyu. Hüvellezî halaka leküm mâ fil erdi cemî'a. Arz dediğimiz yeryüzü. Yeryüzünde bütün cemî'a ne kadar yaratılmış eşya varsa hepsini ben sizin için, ey insanlar, ben sizin için yarattım diyor Allah-u Teala. Demek ki eşyanın hedefi insandır. Bu hedefi çok iyi takip etmek lazım. Mukaddes bir hedef. Bütün eşya ve mahlukatın hedefi insandır. İnsana bakıyor. Tıpkı gün dönümü gibi, ay çiçeği gibi. Dikkat ederseniz ay çiçeği her sabah güneşin doğduğu tarafa bakar. Daima onun yüzü güneşe doğrudur. Güneş açtıkça tabak gibi ay çiçeği de güneşi takip eder. Akşam güneş batarken o ay çiçeğinin yüzü güneşin battığı tarafadır. Sabahleyin bakarsınız ki hepsi güneşe dönmüş. Onu takip ediyor. Çünkü güneş varsa ay çiçeği vardır. Ay çiçeği güneşle kaimdir. Güneş olmadığı zaman ay çiçeği yoktur. Eğer ay çiçeği güneşe dönmeseydi, o tabak gibi yüzündeki bütün çekirdekler olgunlaşamayacak, ham kalacak. Buna biyoloji denilen canlılar ilmi namında bugün mekteplerde son derece manasız şekilde işin ehemmiyetine yer vermeden okutulan biyolojide fototropizm diyorlar. Yani ışığa, güneşe yönelme kabiliyeti. Güneşe yönelme mecburiyeti. Şimdi yeryüzünden gaye de insandır. Eğer insan yaratılmasaydı yeryüzü katiyen vücuda gelmeyecekti. Bunu
Süleyman Çelebi Hazretleri ne güzel ifade ediyor. Hak Teala cün yarattı Adem'i, Adem ile kıldı müzeyyen alemi. Eğer Adem'i yaratmasaydı Allah, katiyen alemi yaratmayacaktı. Demek ki alem, eşya, tabiat insana bakıyor. İnsanı hedef alıyor. Bütün gaye, çizgi, istikamet orada. Geçen ders okuduğumuz ayetle de Kur'an'ın kat'i hükmünü belirtmiştik. İnna aradna l-emanete ale's-semavati vel-ard vel-cibal. Semavatı, arzı ve cibali. Göze görünen en mühim varlıkları ortaya koyuyor Cenab-ı Hak. Biz mukaddes emaneti bütün gökyüzüne, göklere arz ettik de, ne var göklerde? Felekler var, gezegenler var, seyyareler var, Merih var, Satürn var, Uranüs var, Neptün var, Plüton var. Daha akla hayale gelmedik alemler var gökyüzünde. Kur'an-ı Kerim hepsine birden semavat tabir ediyor veya mükevvenat tabir ediyor. Kainat. Yeni tabirle evren diyorlar. Evren. Kainat. Gök. Bütün gökyüzüne ve gökyüzündeki bütün eşyaya, mahlukata mukaddes emaneti arz ettik de ne oldu sonra? Vel arz. Arz denilen yer küresine, yer yuvarlağına arz ettik de, vel cibali, yeryüzünde yeryüzünün muvazenesini, dengesini temin eden dağlara arz ettik de, fe ebeyne en yahmilneha, o mukaddes emaneti hamletmeyi yani taşımayı üzerlerine almaktan çekindiler. O emaneti sırtlarına almaktan çekindiler ve eşfekne minha, korkuya düştüler. Biz bu emanetin hakkından gelemeyiz ya Rabbi diye titrediler, korkuya düştüler. Sonra ne oldu? Fehamelehal insan, o mukaddes emanetin tamamını insan sırtına aldı, insan yüklendi diyor Kur'an. İnsanın makamını görüyor musun? İşte bunun içindir ki gökler ve yerler, bütün felekler, gezegenler, bütün güneşler, aylar, kamerler insanın karşısında hakiki mana içerisinde insanın karşısında hepsi birden küçüktürler. Biraz sonra göreceğiz Mevlana tabiriyle. Ve bunun içindir ki Kur'an-ı Mübin'de aynen şöyle sesleniliyor. Vel kameri izettezek leterkebunne tabakan an tabak. Kurban olduğum Kur'an izah etmediği tek bir mesele bırakmamış kainatta. Vel kameri izettezeka, yeryüzüyle ay arasında, kamerle ay ile yeryüzü arasında ittisal, ittisak yani gidiş geliş başladığı zaman insanlar kamera doğru, aya doğru gitmeye, aydan yeryüzüne, yeryüzünden aya doğru gidiş gelişe başladıkları zaman kamera yemin olsun ki, aya yemin olsun ki, ey insan, leterkebunne tabakan an tabak, öyle müthiş ve süratli bir vasıtaya bineceksiniz ki, o vasıtayla muhakkak ve muhakkak bir gezegenden öbür gezegene gideceksiniz, bütün göklerde dolaşacaksınız diyor Kur'an-ı Kerim. Katiyen. Leterkebunne, mutlaka bir merkebe, bir bineye, bir vasıtaya binip gideceksiniz, tabakan an tabak, bir tabakadan öbür tabakaya. Bir gezegenden öbür gezegene mutlak gideceksin. Ayet. Neden? Çünkü insan güneşten daha kıymetli de onun için.
Çünkü insan kamerden daha kıymetli de onun için. Allah-u Teala yeryüzünde insandan daha kıymetli bir şey yaratmadı. Ha! Yanlış anlaşılmasın. Beşeriyetin, insanlığın zirvesinde, ufkunda bütün kainatın, güneşin, ayın, kamerin, feleklerin, meleklerin, eşyanın, mahlukatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Cenab-ı Muhammed Mustafa bulunuyor. Aleyhisselatü vesselam. Görüyor musun? İnsan işte o. Ve hamelehal insan. O insan Cenab-ı Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. İnsan ne demek? İşte mirac-ı mübin ile hepsini aşmış geçmiş diye geçen de anlattım. Başka bir şey yok zaten. İnsanı küçük görmeyiniz. E hocam insan deyince neyi anlayacağız? Kardeşim insan deyince, tabii mühim bir sınıf bu, Müslüman olmadıkça Cenab-ı Hak hiçbir insana kıymet vermiyor. Bunu da bileceksin. Yani İslam ile müşerref olmuş insan gaye. Bir insan Müslüman değilse, gayrimüslimse, müşrikse, putperestse, kafirse, Allah katında onun değeri bir avuç necasettir. Nereden söylüyorsun bunu hocam? Kur'an'dan söylüyorum. Oku bakayım ayeti. İnnemel müşrikûne necesün. Müslüman olmayan bir insan Allah katında tuvaletlere doldurulan bir avuç pisliktir Cenab-ı Hak. Hiç kıymeti yok. Görüyor musun? Onun için insanlığı İslam yapmak lazım. İnsanlık bugün bir yığın pislik halinde duruyor. Eşyaya mahkum halde bulunuyor. İnsan ancak İslam ile hürriyete kavuşabilir. İnsan ancak İslam ile hürriyete kavuşur. İnsan ancak İslam ile gerçek mülkiyete sahip olabilir. İslam yoksa insan yoktur Allah'a göre. İslam yoksa Allah'ın kitabına göre insan yoktur. Siz denizi ortadan kaldırsanız balık diye bir şey kalır mı? Balık yaşayabilmesi için deniz olması lazım. Denizi ortadan kaldırırsanız bir tek balık yaşayamaz. İslam'ı ortadan kaldırırsanız tek bir insan mesut olamaz. Bu kadar mühim. Bu mevzuda bir ayet daha okuyalım. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Cenab-ı Hak ferman ediyor. Müslüman olmamış bir adam, gayrimüslim bir adam. Müslüman değil herif. Gayrimüslim deyince işi geniş tutacaksınız. İslam'ın bir tek hükmünü inkar eden gayrimüslimdir. Mesela efendim açık saçıklık niçin günah olsun? İşte 20. asırda yaşıyoruz. Baksana dünya ne kadar ilerlemiş. Siz hala kadınlara çarşaf giydirmeye devam ediyorsunuz. Vah vah ne kadar yazık. Açık saçıklık ne diye günah olsun dese, bu sözü söyleyen insan Müslümansa dört mezhebe göre derhal kafir olur der misin olur? İslam'ın hükmü açıktır. Kur'an'a dayanan bir hükmü zerre kadar inkara giden gayrimüslim olur. Bitti. Babasının hacı olması bir şey değiştirmez. Annesinin hacı hanım olması bir şey değiştirmez. Dedesinin Şeyhülislam olması hiçbir şey değiştirmez. Derhal gayrimüslim olur. Şimdi ve gayrimüslim olunca hükmü nedir bu adamın? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Rabbül Alemin buyuruyor ki, bir insan İslam'dan çıkmışsa, İslam'a girmemişse, Müslüman değilse, Müslüman değil ama, hocam, o kadar iyilik yapıyor ki adam, ne yaparsa yapsın, yeryüzünün bütün yoksullarını, yetimlerini, öksüzlerini, fakirlerini, ölünceye kadar
onların rızkını, hayatını, ekmeğini temin etse, yeryüzünün bütün uçurumlarına köprü inşa etse, yeryüzünün bütün dünyanın her tarafına şırıl şırıl çeşmeler inşa etse, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Müslüman olmadıkça feley yukbele minhu, uluhiyetime yemin ederim ki onun hiçbir hayrını kabul etmeyeceğim. İslam olmak, yani insan deyince biz İslam'ı kastediyoruz. Onun dışında hiçbir şey yok zaten. İnsan hiçbir ifade taşımıyor. Bütün değeri, kıymeti, manası, hükmü, hükmü İslam'a bağlı. İslam'dan insanı ayırdınız mı? O insan bitmiştir, Allah daha ona insan demiyor. Ona hiçbir kıymet ve değer vermiyor. Bunu unutmayınız. Onun için yeryüzünde insanlara kıymet verebilmek için, insanı kıymetlendirmek için insanlığı İslamlaştırmak lazım. İnsanlığı İslam'a çekmek lazım. Bunun içindir ki sahabe-i kiram gece gündüz yataklarında bir gün olsun yatmadılar. Bunun içindir ki yeryüzünün her tarafında bir avuç pislik olmaktan kurtulsunlar diye insanlığa İslam'ı götürdüler. Biz ise bugün tam tersini tatbik ediyoruz. Avrupa gayrimüslim, Avrupa Allah'a göre necaset, Allah'a göre felaket. Biz Avrupa'ya İslam'ı götüreceğimiz yerde Avrupa'nın bütün pisliklerini Müslümanlar kendi evlerine doldurmuşlar. Ne rezalet görüyor musun? Ne tersine bir tecelli görüyor musunuz? Müslüman Avrupa'ya insan gözüyle bakmaması lazımken çağdaş uygarlık falan diye, efendim çağdaş medeniyettir diye kendisini alçaltmış alçaltmış Avrupa'yı gözünde büyütmüştür. Halbuki Allah'ın nazarında Avrupa pisliktir, Müslüman gayedir. Bunun tersine çevirmişler. Avrupa efendi, Müslümanlar köle, öyle mi? Bunu hangi kafir yutturmuş Müslümanlara? Amerika süper devlet, emperyalist gavur devlet, üstün devlet olacak, süper devlet olacak. Müslüman ülkeler de eşyaya sahip olmadıkları için, büyük fabrikalar inşa edemedikleri için aşağılık insanlar olacak, öyle mi? Bu felsefeyi hangi gavur aşıladı? Onun için dünyayı sıkı tutmak lazım. Yeryüzünde Müslüman düşmanlarından daha kuvvetli olmadıkça izzetini bulamayacak. Yavur milletlere Müslüman insanlar el açtığı müddetçe Müslümanlığını ayakta tutamayacaktır. Onun için eşyayı iyi değerlendirmek lazım. İnsanın değeri budur. Aziz kardeşlerim, şimdi bu mevzuyu günlük tatbikatımızla tevil etmeye çalışalım. Günlük tatbikatımızla. Hazreti Mevlana ne güzel söyler. Bilhassa unutmamanızı rica edeceğim. Unutmamanızı, hafızanızda tutmanızı istirham edeceğim. Mevlana diyor ki, yeryüzünde asıl gaye eşyadan, maddeden, alemden gaye Müslümandır. Müslüman insandır. Bunu açıkladım. Gaye Müslüman insandır. Cenab-ı Hak Müslüman insan için alemi halketti. Eşyayı halketti. Bütün gaye huzuruna kabul ettiği insan Müslüman insandır. Başka şeye zaten Cenab-ı Hak nazar etmiyor, kıymet vermiyor. Demin söyledim. Başka hiçbir şeye kıymet vermiyor. Bunun ispatı var mı hocam? Mevlana'dan söylüyor. Hazreti Mevlana diyor ki, ey Müslüman, Allah katındaki kıymetini iyi anla. Allah katındaki değerini iyi kavra. Sabah namazı diye bir namaz var. Dikkatinizi istirham edeceğim. Sabah namazı diye bir namaz var. Mutlaka
güneş doğmadan evvel kılınması lazım. Cenab-ı Hak sabah namazının vaktini güneş doğmadan evvele almış. Güneş doğduktan sonra kılınan sabah namazı değildir o. O kazasıdır. Güneş doğduktan sonra kalkıp da kuşluk vaktinde sabah namazını kaza eden adam, akşama kadar gözünden çeşmeler gibi yaş akıtsa günahını affettiremez Allah'a karşı. İmkan yok. Vaktinden çıkardı. Şimdi göreceğiz sebebini. Şimdi sebebini göreceğiz. Güneş doğmadan evvel sabah namazında seni Cenab-ı Hak huzuruna kabul ediyor diyor Mevlana. Güneş doğmadan evvel. Bunun manası ne? Manası şu. Hazreti Allah Celle Celalü bizzat Müslümanlara şunu söylemek istiyor Rabbül Alemin. Ey Müslümanlar! Güneş doğmadan, etraf aydınlanmadan, eşyanın şekli, kalıbı, kılıfı, maddesi meydana gelmeden, daha eşyanın üzerine güneş doğmadan, sen benim huzuruma gel, evvela sana nazar etmek istiyorum. Benim karşımda, benim huzurumda ne güneşin, ne eşyanın, ne maddenin hiçbir değeri yok. Güneşten evvel sen kalkacaksın, dünyadan evvel sen uyanacaksın, eşyadan evvel sen benim huzuruma geleceksin. Seni ben huzuruma kabul ediyorum, eşya aydınlanmadan sen gelip benim nurumla huzurumda aydınlanacaksın Cenab-ı Hak. Allah'ın verdiği değeri görüyor musunuz? Eşya karşısında insan. Sabah namazında daha eşya ortaya çıkmadan, alacakaranlık, maddenin şekli belli olmadan, güneş bile daha ortaya çıkmadan, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Müslüman ben dünyayı senin için yarattım. Gel benim huzuruma, gel karşıma, ben seni seviyorum. Güneş senin karşında sıfırdır diyor Cenab-ı Hak. Niye? Ayetle sabit. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ Ey Müslümanlar, güneşi Allah sizin için hizmetli yarattı diyor Cenab-ı Hak. Kademe, güneş Müslümanın kademesidir. Kamer, ay Müslümanın kademesidir. Kademe, hademe, müstahdemdir güneş. Müslümanın işçisidir güneş. Ne yapıyor bize? Bizim karpuzumuzu pişiriyor güneş. Müslümanın balını, bostanını, karpuzunu, kavununu, patlıcanını, biberini aşçı gibi, fırıncı gibi pişirecek, Müslümana hizmet edecek güneş. Görüyor musun? Güneşin ne değeri var Müslüman karşısında? Müslüman olmasaydı güneş olur muydu hiç? Dünyanın değeri İslam'la kaimdir. Bakınız. Bir hadisi şerifi de hemen okumadan geçmeyeyim. Buraya döneceğim tekrar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz alenen şöyle ifade buyuruyorlar. لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاهَ بَعُوضَةٍ لَمَا سَكَى كَافِرًا شَرْبَةَ مَاِنْ Sadaka Resulullah. Buyuruyor ki Resul-i Zişanımız, eğer dünyada Müslümanlar olmasaydı, dikkat, eğer dünyada Allah'ın sevdiği Müslümanlar olmasaydı ve bu yüzden Allah katında, Allah huzurunda dünyanın değeri, dünyanın kıymeti, eğer sivrisineğin kanadı kadar, dikkat edin, cenah-ı ba'uda sivrisineğin kanadı demek, cenah kanat. Eğer dünyanın Allah katında sivrisineğin kıymeti kadar bir değeri olsaydı, vallahi kafirlere bir damla suyu haram edecekti bir cenah. Dünyadan gaye İslam'dır. İslam yoksa dünya yoktur. İşte bugünkü manzara bunu göstermiyor mu? Bugün yeryüzü İslam'dan mahrum yaşıyor.
yeryüzünde Müslüman topluluklar var, fakat Müslüman toplulukların İslam devleti yok. Bir sürü halinde bütün insanlar, yeryüzünün kafir devletleri kendi hegemonyalarını ve hakimiyetlerini öyle insanların üzerine cebren ve kahren bastırmışlar ki, geçen hafta Avrupa'da bir toplantı oldu biliyorsunuz. Yeryüzünün iki kafir deccal devleti ve bu devletlerin iki başkanı toplantı yaptı. Zirve toplantısı biliyorsunuz. Zirve toplantısı yaptılar. Bu devletlerden birisi yeryüzünün Allahsız devleti, komünist Rusya. Ve bu komünist Rusya'nın başındaki adam Brejnev ismindeki deccal adam, kafir adam geldi Avrupa'ya. Öbür taraftan yine kafir bir devlet olan Amerika'nın başındaki Carter namındaki adam geldiler, oturdular, bir anlaşma imzaladılar. Nerede? Viyana'da, Avusturya'nın baş şehri Viyana'da. Ne anlaşması bu? SALT II anlaşması. SALT II. Aslında halt. Halt ediyor kafirler. Kendi havalarını ve kendi davalarını, kendi cinayetlerini planlıyorlar. SALT II, halt II neyse bir anlaşma imzaladılar. Anlaşmanın aslı şu. Kesinlikle takip ediyoruz. Müslüman yeryüzündeki ahvali takip edecek. İslam'ı hakim kılıncaya kadar kavga edecek Müslüman. Amerikalı Moskova kafir Rusya'ya dedi ki, benim de elimde korkunç silahlar var, senin de elinde korkunç silahlar var. Bunlara stratejik silahlar diyorlar. Stratejik silah. Yani oturduğunuz yerde düğmeye basıyorsunuz, buradan Avrupa'nın altın üstüne getiriyorsunuz. Stratejik silahlar, nükleer silahlar, atomik silahlar, korkunç silahlar. Öyle silahlar yapmışlar ki Rusya, Amerika, bugünkü ölçümlere göre eğer Rusya'nın elindeki silahları, Amerika'nın elindeki silahları birisi kullanacak olsa yeryüzü 3,5 saat içerisinde canlı namına bir şey kalmıyor, dünya çamur deryasına dönüyor. Böyle silah icat etmiş kafirler. Şimdi tehlike arz ediyor tabii. Toplandılar, Amerika ile Rusya bir araya geldi. SALT II anlaşmasıyla sen dedi ey Rusya, elindeki bu müthiş silahları Amerika'ya karşı kullanmayacaksın. Amerika da sana karşı kullanmayacak. Birbirimize söz verelim, şurayı imzalayalım. Ama bu silahlara sahip olmayan milletleri sömüreceğiz, içinden yıkacağız, bütün o milletlerin gençliğini ifsad edeceğiz. İnsanlığı anarşi ile boğacağız, içinden yıkacağız, bu fakir milletlere silah satacağız, uçak satacağız, bomba satacağız, yeryüzünde insan namına bir şey kalmayacak, dünyayı ikimiz idare edeceğiz dediler. Görüyor musunuz zalim kafirleri? Anlaşmanın asıl metni budur. Ve bunu imzaladı gittiler. Bugün İslamsız dünyada, İslamsız dünyada insan olur mu? Bugün dünyada zerre kadar huzur var mı? Niye İslam yok? İslam'ı çekip aldıktan sonra hiçbir beşeriyet, hiçbir insan huzur ve şuur yüzü göremez, mahvolur. Kafir devletlerin dipçiği altında, korkunç silahlarının korkusu altında bekler. Bugün dünya o manzarayı yaşıyor. Onun için Müslüman İslam cihadını yürütürken katiyen ne Amerika'ya ne de kafir Rusya'ya zerre kadar sırtını dayayamaz. Müslümanın İslam cihadında Allah'tan başka hiçbir kuvveti yoktur yeryüzünde. Hiçbir kuvveti yoktur. Hiçbir kuvveti yoktur. La havle
ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyerek başlar. Başka bir kuvvet taşımaz. Müslümanlar uyanacaksa böyle uyanmaları lazım. Ve toptan Allah'ın kitabına sarılarak yeryüzünü deccallardan temizlemesi lazım. Bir deccala sırtını dayamakla deccal öldürülür mü, imkan var mıdır? Zaten İslami hareketler de katiyen hiçbir süper devlete, hiçbir gavur devlete dayanamaz. Nitekim de dikkat ederseniz yeryüzündeki bilhassa şu son haftalar içerisinde çok sevindiğimiz bir hadise var. Tamamen komünist Rusya'nın eline geçmiş bulunan Müslüman Afganistan çok yakında Hicri 1400'e varmadan İslam'ın devletini kurur inşallah Teala. Muazzam zaferler elde ediyorlar. Afganistanlı Müslümanlar müthiş muvaffakiyet elde etmiş ve Rus komünizmini bize getirmiş bulunuyorlar. Karaki ismindeki gavur hükümetler ve Rus taraftarları bütün bakanlarıyla beraber Rus askerlerinin içinde bulunduğu kışlalarda yatarak hayatlarını öyle kurtarmaya çalışıyorlar. Ve Rusya komünist sistem Afganistan'da saf dışı ediliyor. İran'da Amerika'nın kapitalist sistemi rezil rüsvayı oldu. Afganistan'da komünist sistem şimdi saf dışı ediliyor. Yeryüzünün bütün Müslümanları bir gün el ele vererek Kur'an hakimiyetini bütün kainata tersin edecek inşallah Teala. Müslümanları Kur'an hakimiyetini mutlak perçinleyecek tabiata, eşyaya, hadisata, bütün mükevvenata. Buna inanıyoruz. Ve bu imanımızı bir tek saniye kaybetmeyeceğiz. Ölürsek bu iman ile öleceğiz, kalırsak bu imanla kalacağız. Başka hiçbir iman, hiçbir itibar, hiçbir itimat kalmayacak. İslam'dan başka biz insan kabul etmiyoruz. Kur'an'ımız öyle haber veriyor. Evet, sabah namazının vakti güneş doğmadan evvel. Niçin? Seni eşyadan, güneşten daha üstün yaratmış Cenab-ı Hak. Benim rahmet tecellime, rahmetime, rahmeti ilahiyeme hiçbir şey mazhar olmadan ey Müslüman kalk benim huzuruma gel ki evvela rahmetimi sana vereyim diyor Allah-u Teala. Daha hiçbir şey ortada yokken sen geleceksin sabah namazı Allah'ın huzuruna. Ama ne yapalım efendim? İşte kalkamıyoruz. Güneş doğduktan sonra kalkıyorum hocam. Ondan sonra kuşluk muşluk bir şeyler yapıyorum. Demişler de Mevlana'ya, büyük Mevlana diyor ki, zavallı adam diyor, güneş doğduktan sonra kalkıyorum diyorsun ya ama işi anlamıyorsun. Güneş doğduktan sonra bir köyde, bir kasabada o köyün davarları, sığınları, köpekleri de kalkar diyor. Hepsi kalkar. Güneş doğduktan sonra zaten herkes kalkar. Sen herkesin fevkindesin. Sen her şeyin üstündesin. Değerini bil, kıymetini bil diyor Mevlana. Güneş doğduktan sonra her şey kalkar. Çekirgeler kalkıyor. Yılanlar, akrepler, hayvanlar her şey kalkar. Çünkü ısındı artık. Artık kalkmak mecburiyeti var. Niye? Adamın af buyurun idrar kesesinde idrar birikti mi, sıkıştı mı kalkacak. Bu kalkışın bir manası yok ki. Midesi acıkacak herifin, midesindeki yiyecekler bitmiş, tükenmiş. Mide acıkmış, artık kalkıyor. Bu kalkışla hayvanın kalkışı arasında vallahi hiçbir fark yok. Midesi acıktıktan sonra kalkıyor. Hayvan da kalkıyor öyle. Sen hayvan mısın? Sen Allahu Ekber ile kalkacaksın sabah namazına. Farkı görüyor musun? Bu farkı anlamayan Müslüman olur mu kardeşim? Bu hakikati anlamayana Müslüman denir mi? Ve İslamiyeti bizim halimiz. Sabahleyin kalkıp pencereden mahalleye nazar ediyorum şahsen. Mahalleye bakıyorum.
aynen bir Yahudi mahallesi gibi ben Müslümanım diyenlerin hiçbirisi katlamış, gavur gibi yatıyorlar. Ne Müslümanı bu cemiyet? Sabah namazına kalkmayan cemiyet, siz bu cemiyete Müslüman cemiyeti diyorsunuz. Ne Müslümanı bu cemiyet? Allah'ın huzuruna koşmayan bir toplum İslam olur mu be? İmkan var mı? Bir kere değerini anlamamış demektir. Kıymetini bilmiyor demektir. Güneşle kendisi arasındaki mesafeyi kavrayamamış demektir. Cenab-ı Hak güneşi sana ayarlamış. Vallahi yeminle söylüyorum, Cenab-ı Hak güneşi bize ayarlamıştır. Bize. Bizi güneşe ayarlamamış. Ya bugünkü ölçülere göre bizim güneş ile olan fiziki mesafemiz, güneşin bize olan mesafesi 150 milyon kilometredir. 150 milyon kilometre. O kadar güzel ayarlanmış ki güneşin bize hiçbir zararı yok, tam faydası var. Eğer güneş bu bize göre ayarlandığı noktadan sapsaydı mahvolurduk. Eğer güneş bize göre ayarlandığı noktadan bir santim ileriye gelseydi veya bir santim geriye gitseydi ne olurdu? Söyleyeyim. Alimler diyorlar ki, bugünkü ayarlandığı noktadan, bize göre ayarlandığı noktadan birkaç santim daha güneş dünyamıza yaklaşsaydı, dünyada hararet, ısı o kadar artacaktı ki bütün denizler buharlaşacak, yeryüzünün tamamı çöl haline gelecek diyorlar. Bütün sular buharlaşacak, bütün yapraklar kuruyacak, canlı namına dünyada bir tek şey kalmayacaktı. Dünya, güneşi Cenab-ı Hak bize göre ayarlamış. Biz, esas gaye biziz çünkü. Ama sen hala yatıyorsun güneş doğmadan. Yatmıyorsun. Değerini anlamıyorsun çünkü sen. Eğer güneş bize göre ayarlandığı noktadan birkaç santim geriye gitseydi, dünyada hararet azalacaktı. Bu sefer de bütün göller, denizler, nehirler buz tutacak. Bütün dünya bir buz yığını haline gelecekti diyorlar. Görüyor musunuz? Bize ayarlamış Cenab-ı Hak güneş. Çünkü biz olmasak güneş olmayacak. İnsan olmasa güneşe ne lüzum var? İçinde oturmayan, mesela şimdi siz bir evden çıkarken ne yapıyorsunuz? Evden çıkıyorsunuz mesela. Çıkarken belediye sizin içinde oturulmayan evin elektriğini kesiyor. Suyunu da kesiyor. Niye? İçinde oturan yok. İçinde oturacak olan gelirse gider elektriği, suyu bağlatır. İçinde oturan yoksa elektriğe, suya lüzum yok. Kesiyorlar zaten, biliyorsunuz. Eğer yeryüzünde Allah'ın sevdiği insanlar, Müslümanlar olmasa vallahi güneşi bir ampul gibi Cenab-ı Hak kaldıracak herhalde. Bir damla suyu da göndermeyecek. Nasıl belediye içinde evden kiracının çıkmasından sonra elektriği suyu kesiyor, Cenab-ı Hak da insan olmasa, sevdiği insanlar olmasa güneşi kaldıracak ve suyun damlasını indirmeyecek gökyüzüne. Hadise meydanda. Ama Cenab-ı Hakk'ın henüz verdiği mühlet var. Müslümanlardan cihat bekliyor. Yeryüzüne İslam'ı hakim kılmalarını istiyor. İslam'ı yaymamızı, insanları Müslüman yapmamızı istiyor Cenab-ı Hak. Bu yolda adım atmaya mecburuz. Bu yolda çalışmaya mecburuz. Bu yolda çalıştığımız müddetçe Cenab-ı Hakk'ın rahmeti tecelli edecek. Rahmet taksimatı. Mevlana diyor ki, Allah'ın rahmeti güneş doğmadan sabah namazı esnasında dağıtılır. Hani ayet-i kerimede öyle ya, ehüm yaksimune rahmete rabbike. Habibim Resulüm diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın rahmetini onlar dağıtmıyor. Rahmetimi dağıtan benim diyor Allahu Teala. Ne zaman dağıtıyor? Güneş doğmadan, fecirden evvel,
sabah namazının vaktinde Allah'ın rahmeti dağıtılıyor. Alimlerimiz derler ki, bir evde 15 yaşına girdikten sonra en son, daha evvel de mükellef olmak mümkün biliyorsunuz. En son 15 yaşına girdikten sonra bir Müslümanın evinde sabah namazına 15 yaşına girdikten sonra bir çocuk, bir mükellef insan eğer o Müslümanın evinde sabah namazına kalkmazsa o evin Allah'ın rahmetinden alacağı bir tek hisse kalmamıştır diyor. İsyan olan yere rahmet gelmez. İsyan olan, içinde namaz kılmayan bir insanın bulunduğu ev, Allah'a isyan edilen bir evdir. O evden Allah rahmetini kaldırmıştır. Hangi rahmeti bekliyorsunuz? Evvela İslam'ı evinizde yaşayınız ki istediğiniz hayatı elde edesiniz. İstediğiniz bütün imkanları bulasın. Rahmet-i ilahiyeye nailiyet menzuru onu söylüyor. Bana neme lazım değil, bak rahmetin kesiliyor. Bir evde sabah namazına mükellef olan bir insan kalkmayıp isyan içinde yatsa, o sabah dağıtılan rahmetten, rahmet-i ilahiyeden o eve bir tek zerre isabet etmiyor. Hadi bakayım neme lazım de bakayım. Neme lazım diyebilir misin? Hepsini İslam etmek, hepsini ıslah etmek lazım. Ve bu mevzu ile alakalı çok daha derin meseleler var. Bir, bu mevzuyu bütün genişliğine dünyadaki misallerle ve kadınlar üzerindeki Avrupa, kafir Avrupa'nın İslam, Müslüman insanların karıları ve kızları üzerinde oynamaya çalıştıkları bütün oyunları Allah-u Teala nasip ederse haftaya ele alacağım. Ancak bugün özel bir durum var. O da biliyorsunuz Fatih Camii Şerifinde şu anda muazzam bir merasim var. 3 seneden beri hafız efendilerin aşere ve takrib, hafızlıkta en son mertebe olan aşere, takrib, tayyibe kursunda 3 seneden beri kurs gören bülbül sesli hafız kardeşlerimiz şu anda Fatih Camii Şerifinde muazzam bir merasim yapılırken icazetname alacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığımız orada, başkanımız orada, herkes orada. Muazzam bir merasim var. Bülbül sesli hafızlar, çağlayanlar gibi Kur'an okuyorlar. Buradan çıktıktan sonra biraz da ben erken kesiyorum. Biraz daha vakitli bırakıyorum. Çıkan kardeşlerimiz zamanları, zeminleri müsaitse doğru Fatih Camii'ne gidin. Bu Kur'an çağlayanına katılın ve merasimi takip edin. Haftaya buluşmak üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi her nefesimizde kelime-i şehadet ki hep beraber şevk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek bu iman ve ikrar ile cennetine cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Amin.